Günaydın. Hepinize yeni bir videodan daha merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sıfır makyajla videoyu başlatıyorum. Çünkü sizinle beraber şöyle hemen kısa günlük bir makyaj yapmak istiyorum. Nereye gideceğiz bu arada? Sizlerle de onu da paylaşayım. Benim üst kat komşum var Gizem. Daha öncesinde tanıyordum Gizem ama bu deprem süresi boyunca gerçekten çok güzel iletişimimiz oldu. Böyle birbirimize destek olduk. Komşuluk ilişkilerini gerçekten çok seviyorum. Bence çok daha fazla da kuvvetlendirilmeli. Çünkü herhangi bir durumda ailenizden ya da herkesten önce direkt irtibatınız komşunuz oluyor. Her zaman bu mantıktaydım. Böyle komşularımın da bu mantıkta olması beni gerçekten çok mutlu etti. Deprem süresi boyunca gerçekten birbirimize çok fazla destek olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden şanslıyım. Ama ben de aynı şekilde öyle davranıyorum. Aslında bir yerde ne verirseniz onu alırsınız. Çünkü böyle zamanlarda gerçekten çok işe yarıyor. Kimisi çok korkuyor, eve çıkamıyor, o onun eşyasını indirdi. Ki ben basit yan komşumun kedilerini zorlu bir süreçte aldım. Gibi gibi. Komşu aslında aileniz olmuş oluyor. Tabii ki kimisi de çok şanssız olabiliyor bu konularda. Ama inşallah hepiniz böyle komşuları çok iyi olur. Böyle beraber bir aile ortamı oluşturursunuz. Ben çok seviyorum komşuluk ilişkilerini. Depremden 20 gün sonra Gizem hamile olduğunu öğrendi. Yetmedi. İkizlerinin olduğunu öğrendi. O yüzden komşumuzla beraber, çapraz bir komşum var Zülen. Onunla beraber Gizem'e şöyle biraz motive edici bir hediye almaya gideceğiz. Hem ona da iyi gelir diye düşünüyoruz. Sonra belki beraber bir arada bir şeyler yaparız. Vakit geçiririz. Böyle geçiyor günlerimiz. Bu arada bu buluşacağım komşum çok fazla panik oldu. Çok fazla. Hatta anlatsam kızar mı bilmiyorum ama bunu gerçekten anlatmak durumundayım. Merdivenlerimizde sıkıntı vardı söylemiştim. O da kendine böyle bir ev buldu. Ama bu evde yaşayacak. Sadece bu süreci atlatmak için 1+1'di sanırım. 1+1 şöyle bir ev buldu. Kızıyla beraber oraya çıktı. Eşyalarının da büyük bir kısmı burada. Geçen işte ev taşıyacak. Ben de geldim işte aşağıya falan böyle. Zülal yukarı çıkacak normalde. Bir baktım baret çıkardı. Zülal bu ne dedim. Merdivenden çıkacağım kafama dedi. Merdiven dedi düşerse dedi. Duran merdivene çıkmak için baret getirdi ama 3. katta panik hata tuttu ve geri indi barete rağmen. Böyle işte süreçler yaşadık. Gizem'i de mutlu etmek için şöyle bir güzel bir şeyler alıp sonra beraber vakit geçirelim istiyoruz. Olursa şayet neler olacağını bilmiyoruz. Net ve emin bir şekilde artık konuşmuyorum. Hemen şöyle günlük makyajımı yapacağım sizlerle beraber. Direkt böyle nemlendiriciyle başlıyorum. Her zamanki gibi. Hemen şöyle bir nemlendiriyorum. Geldi mi? Çok az. Bu kadar güzel bir nemlendirici ki. Hemen bundan süreceğim. Bu arada tırnaklarımın falan hali çok kötü. Göz altımı da nemlendiriyorum. Bu arada evde tek Mars'ta yok. Dediğim gibi şu anda da evde tekim. Bugün de Tolga'lar dükkanda kalacaklar. Saygı duyuyorum. Sadece saygı duyuyorum. Ama ben evime girmek, düzenime devam etmek istiyorum. Ama evde tek başımayım. Korkmuyorum. Tolga da yarın eve gelecek zaten. Ben de anneme geçiyorum akşamları. Bugün de bu vlogda da tekrar anneme geçeceğim. Annemle kalacağım. Mars'ta onun yanında. Korkana da hiçbir şey diyemiyorum. Korkuyor, ne yapabilirim? Çünkü Mars sanırım kızgınlıkta ve durmuyor. Asla durmuyor. Nasıl bir çözüm olacak gerçekten bilmiyorum. Hepsi üst üste geliyor. Bu arada bir kargom var. Vakmaş'a siparişi vermiştim. Saçlarımın böyle biraz oturmasını bekledim bunu sipariş vermek için. Çünkü koyu saçta çok fazla bunu sevmiyorum. Böyle sarı saçlarda bu vakmaş'ı gerçekten çok seviyorum. Saçlarımı devam sarı yapınca biraz da böyle kendine gelince hemen sipariş verdim. Şimdi şöyle, normalde bir 32 milimliği vardı, bir de 25 milimliği vardı. Ama benim saçlarımın normalde yapısı dalgalı olduğu için daha böyle ince olmasını istedim. O yüzden 25 milimlik bir vakmaşa siparişi verdim. Fiyatı böyle en uygun olanlardan verdim. Önce denemek istiyorum, yakışacak mı, yakışmayacak mı? Ya da belki çok iyi bir ürün çıkacak. Vakmaşayı çok seviyorum. O yüzden ben de bir denemek istedim. Hemen bu CC'yi uygulayacağım. Gerçekten çok güzel. Dedikleri kadar varmış. Çok fazla uygulamıyorum. Çok yoğun. Yani böyle kalıyor cildinizde. Göz altıma da uyguluyorum. Sonuçta çok koyu gözlerim. Bu arada bendeki 01 numarası. Ama bayağı sevdim. Şöyle bir fondöten fırçasıyla uyguluyorum.
çok güzel. Yani bence kuru ciltler için. Ama yağlı ciltler falan kullandım mı? Nasıl oldu bilmiyorum. Ama benim cildime çok çok iyi geldi. Gerçekten canlı duruyorsunuz. O kuruluğu falan da alıyor. Ruh gibiyim. Bu bir süre sonra teninizin de rengini alıyor aslında. Göreceksiniz zaten. Çok sevdim bunu. Tamam, bu artık banko bir şey olmuş oldu benim için. BB'sini daha önce kullanmıştım ama bence CC'si daha güzel. Çok az. Bakın. Bir buraya koydum. Bir de buraya. Bunu Buse'nin dediği gibi kullanmış olsaydım asla bitmeyecek bir şey. O yüzden fiyatını da hak etmiş oluyor. Nerede benim fırçam? Concealer fırçasıyla da hemen şöyle. Mesela şey diyordum. Bundan almayacağım tekrardan diyordum. Ama şimdi tekrardan alacağım diyorum yani. Çünkü yanlış uyguluyormuşum. Çok fazla sürüyormuşum. Çok fazla sürmemem gerekiyormuş. Ne yaptım hemen size söyleyeyim. Arkadaşlar ben o kadar böyle far yapamıyorum. Şöyle açık bir ton alacağım. Dışarıdan böyle içeri doğru. Beceremiyorum. Oldu ya da olmadı. Bu kadar. Bence makyaj yapmayı bilmeyenler böyle bir uçlu bir fırçadan mutlaka almalılar. Şuradaki kahve. En çok bunu kullanıyorum. Şöyle eyeliner yapıyor gibi. Tamam. Şöyle. Gitti. Neden? Neyse yapıştırırız ama şu an şöyle yapmam lazım. İlker. Şöyle dağıtıyorum. Yani benim gözümün şekline bu yakışıyor. Seviyorum. Ve bununla dağıtıyorum yani. Sonra tekrar bunu da dağıtacağım. Ve buralara kapatıyorum şöyle. Ya şöyle incecik bastırmadan çok az yapıyorum. Bunu sevmiyorum. Sonra çok az şöyle şu bölgeme. Bakın doğru yaptığımı asla düşünmüyorum. Ama günlük olarak bu beni idare ediyor. Bu pastelin 303 numaralı alanını uygulayacağım. Hemen. Çok fazla sürüyorum çünkü benden çok çabuk uçuyorlar. Highlighter'a geçiyorum. Bu Wet n Wild'ın highlighter'ı E321B. Çok güzel bir highlighter. Bitmiyor ama. Hemen highlighter'layacağım. Bunu öğrenmiştim biliyorsunuz. Şöyle. Bu MAC'in Teddy göz kalemi. Daha önce de söyledim size. Çok güzel bir göz kalemi. Hemen gözümün böyle içine süreceğim. Şimdi önceki vloglarımda çok kullandım. Bence bu çok güzel bir gloss. Numarasını hemen söylüyorum size. 117 numara bir gloss. Çok güzel. Hatta sürelim. Bakın. Şöyle bir gloss. Bayağı güzel bir gloss. Hemen rimele geçiyorum. Bu Sephora'nın rimelini kullanıyorum. Ucu böyle. Makyajı yaptık. Hemen burayı toparlıyorum. Ondan sonra saçımı yapıyoruz. Giyiniyoruz ve çıkıyoruz. Sizinle beraber hemen maşayı deneyeceğim. Banyoya geldim. Hemen açıyorum yani. İlk defa burada deneyeceğim. Nasıl kalın oluyorum? Çok mu kalın aldım acaba? Şöyle yarıya yapıyorum. Bu yapmıyor. Daha ince alacağım şimdi. Eğer tutamada bir dakika beklersen burada ya 40 dakikam falan gidecek. Heh, oldu. Çok şey olmuyor. Evet. Ama cidden dikkat edin. Çok büyük olduğu için böyle boğazıma falan geldi. Zahmetli. Bu kadar uğraştırıcı şeyleri sevmem. Çözdüm, tamam. Fazla bekletmek. Bir de ince almak gerekiyor. Dalgası böyle. Şiştim. Ama şuramla şuramla eşit olmadı. Neyse. Ne giyeceğiz bu saça? Hiçbir fikrim yok.
bir şeyi yanlış yaptım. Nereye biliyor musunuz? Buraya dipten başladım, buraya dipten yapmadım. Zamanla öğrenilecek bir şey bence bu. Önlerim kısa olduğu için asla olmuyor. Ya da sadece şöyle falan almam gerekiyor. Ama bırakınca asla olmuyor. Bakın burası olmuyor yani. Önlerim olmuyor. O yüzden bu önlerimi şöyle geriye alacağım. Banyoda çok daha iyi ve canlı göründüğü için banyoya geldim. Bu ceketi de bu sefer böyle yeşil bir pantolonla kombinlemek istedim. Saçları da yapamadık işte. İneceğini düşünüyorum çünkü altında fön olduğu için. Yani böyle şuralarım uzun olmuş olsaydı bence çok daha iyi olacaktı. Evet, doğru bir tercih yapmışım. Saçların boyanmasını beklemişim ama şuralardaki kısa saçlardan dolayı çok olmuyor. Ama değişiklik iyidir. Uzadığında da güzel olur. Sonuçta çok uygun bir fiyatı vardı. Fiyatına göre de gayet iyi. Böyle saçları tam düz, önünde perçemi falan olmayanlar çok rahat kullanabilir. Böyle bir farklılık olabilir. Değişiklik oldu. Ben evden çıktım ve Zülal'le buluştuk şimdi. Ben geldik, bir McDonald's yiyelim dedik. Çünkü açız, kahvaltı da yapmamıştım. Ondan sonra da Gizem'e hediye almaya geçeceğiz. H&M'e geldik şimdi. Şöyle bir tulum beğendim. Yeni doğan bir tulum. Çok tatlı. Tabii cinsiyetini daha bilmediğimiz için. Aa, kız ben bir tane bakıyorum. Bunlar ikiz ya. Neyse, vazgeçtim ve bu kaplumbağalı olanı alıyorum. Çok tatlı, böyle bir su yeşili. Hediye paketi yapacağız. Çıkar. Zülal de şöyle bir şey buldu. Bence çok mantıklı. Evet, böyle çorap detayı var. Bu, bence bu çok mantıklı. Ben çok bunu güzel. Almayı bunu, düşünüyorum. Bunun üstü yok. Takım yapamıyoruz o yüzden. Evet. Böyle çorabı da bence zekice çıkmaz. Aynen, ve çorap kısmı ayrı güzel. Kumaşı var. Tamam. Takım yapıyor. O zaman beyaz olması lazım. Hı-hı. Öyle mi alıyorsun kenara? Kruvaze mi alıyorsun? Öbüründe yokmuş. Tamam, yok. Mecburen. Daha rahat. Bir tane tamam. Daha beyaz çıkartıyor. Evet, iki beyaz. Riyad'dan ayrıldık, hemen bir Diva'ya gelelim dedik. Bu arada Gizem'le beraber Diva'da buluşacağız. Hemen bir kahve içeceğiz, hediyesini vereceğiz ve kalkacağız. Evet, Gizem'le buluştuk. Merhabalar. Benim komşum. Benim de komşum. Ama sen bizim artık komşumuz değilsin. Sen gittin. Ben kaçtım. Teşekkürler. Kahve çok iyi geldi. Kabı. Böyleymiş. Kızlar erken doğum olabiliyor diye. Bizim ev büyük ya. Sağsınız. Olmadı, beni burası değil. Ben her evde yatım zaten. Ben fazlalık eşyaları giyiyorum. Bazen şey oluyor. Nereye geçelim? Ben terasa geçelim. Merve, Tolga hep şey diyorum. Ya yeter çıkalım. Ya yeter çıkalım. Ya yeter üstüme geliyor. Şimdi diyorum bu diye ben evde bulamadık ya. Mecbur kaldık. Ev sahibi oturalım mı bence diyeceğim. Şey işte. Ben de aynısını. Eşi de Tolga bu arada. Tolga sığmıyorum. Tolga anlamıyorsun. Tolga bir oda daha olsa. Tolga biraz büyük olsa. Allah bize öyle bir terbiye etti ki ikiz de verdi bunu Allah. Evde orada gibi yaşayacak. İkiz de verdi iki arkadaşım. İkiz de yaşayacak. Neyse, her gün biri. Sığmadığı döneme dön. Evet. Her gün birini de bırakırsın artık. Aynen. Ben sana ve bebişine ya. Ya. Çiftler çift. Ben hala kabullenim bir şey. Karşıdan aldım bir tane. Hayır, biz de hediye alırken bir tane aldık. Kız dedik bu iki. İkisi de öyle. Ya çok teşekkür ederim. Vallahi aç bakalım, beğenecek misin? Bayıldım. Cinsiyetini bilmiyoruz daha. Evet ya. İçime doğuyor. İkisi de kız. Annem iki. İnşallah. İnşallah kız olur. Sağlıklı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok ne güzel. Mesaj acaba Zeynep? 300 mü? Bir git, iki tane. Önce git, iki tane, üç. Gitme artık. 9 ayda 9'a çıkacak. Buna ne ki sürekli yumurtluyor gibi. Vallahi bayıldım. Çok teşekkür ederim. Şampanya ayı. Aralık hediye.
biz hesapladık onu. O da uzun kollu. Uzun kollu. Günaydın. Annemde kalmıştım. Bugün eve geldim. Hemen geri gelmezse şöyle bir duş aldım. Artık bugünden sonra tamamıyla evdeyiz. Duştan çıktım ve gerçekten bu süreçte hani herhangi bir şey yapamadığım için aşırı kuruyum. Vücuduma sıkacağım şöyle. Çok kolay oluyor böyle vücut spreyleri. Hemen şıpşak. Uğraşmıyorsunuz yani. Kollarıma da. Belki Tolga'yla çıkarım, belki arkadaşlarımla çıkarım. Bilmiyorum Tolga'nın durumunu, eve geleceğini söyledi ama. Şey, Üçgül Cadde vardı bu. Hani çok eski videolarımda bir kruvasan yemeye gitmiştik Sevde'yle beraber. Adanalılar bilir Üçgül Cadde'yi. Orada da böyle bir sinema rol yapan bir yer açılmış. O yüzden hemen oraya gideceğiz. Dün şu story'yi gördüm. Yeni açılmış ve dedim ki hemen denemem gerekiyor. O yüzden oraya gideceğiz. Bugün sadece planım bu. Bir de akşam gerçekten artık evimde yemek yapmak istiyorum. Çok özledim çünkü. Bir de bugün böyle saç falan yapmayacağım. Dün yaptım ve hemen böyle alttan her zamanki topuzumu yapacağım. Çok ıslandı üstümde. Oh, mis gibi olduk. Şimdi şu kitabı görünce fark ettim. Şimdi alakasız, ne alaka, kel alaka diyeceksiniz ama yatağımın başucundaydı. O yüzden bu kitapla da alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum size. Normalde kitap okumaktan nefret ederim. Gerçekten nefret ederim. Sevmem kitap okumayı. Ama böyle bir alışkanlık edinmem gerektiğini fark ettim. Çünkü bunun eksikliklerini hissediyorum. Bazen konuşurken hissediyorum, bazen düşünürken hissediyorum vesaire. Böyle bir eksiğimin olduğunu fark ettim. Bu süreçte de, deprem sürecinde de yapacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapamıyorum. Vaktimi asla mantıklı değerlendiremiyorum ve çok büyük bir boşluk oluyor. Yani uyanıyorsunuz, geri yatıyorsunuz, uyanıyorsunuz, geri yatıyorsunuz. Gittim ve kitap aldım. Bu alışkanlığıma tekrar bu şekilde başladım. Bu arada kişisel gelişim kitaplarını okumayı daha çok seviyorum. Yani şu andaki aşamada bu. Ama bu kitap okuma alışkanlığım tabii ki geliştikçe daha farklı kategorilerle de ilgilenirim diye düşünüyorum. Çok güzel bir kitap. Yani şu anda benim yaşadığım tamamıyla sorunlardan bahsediyor. Yani benim gibi böyle motivasyon sorunu yaşayanlar ya da bazı alışkanlıklarından vazgeçemeyenler ya da değişmek isteyenler, değişmekten kastım şu, rutinlerini değiştirmek, rutinlere uymak. Yani sallıyorum, çok ders çalışmak istiyorsunuz ama bir türlü başına oturup çalışamıyorsunuz vesaire. Ya da bir şeyleri yapmak istiyorsunuz ama başarılı olamıyorsunuz. O yüzden bir başucu kitabı oldu. Şu anda bu kitapla okuma alışkanlığımı tekrar edinmeye başladım. Umarım devamı gelir ki gelecekte. Çünkü kitap okudukça kendimi çok daha iyi hissettiğimi fark ettim. Demek ki kitap okumak istemediğimde okumamalıymışım. Okumak istediğimde de okumalıymışım. Bunu fark ettim. Hiç öyle şey yapmadım yani. Kendimi zorlamamıştım illa kitap okumalıyım diye. Ama şu anda büyük bir istekle ve büyük bir keyifle yapıyorum bunu. Şimdi şöyle biraz evi toparlamak istiyorum. Saçlarım da bu sırada kurur. Kuruduktan sonra da sizinle beraber o hep sorduğunuz saçını nasıl topluyorsun vesaire sorusuna da yanıt bulmuş olurum. Ondan sonra yeni açılan yere sizinle beraber gideriz ve keşfederiz. Bakalım nasılmış. Şu tarz topuzu seviyorsanız böyle bir tarak elde etmelisiniz. Bir de bu yeni sipariş verdiğim taksını deneyeceğiz. Bu arada ben bunu daha önce denedim. Gerçekten çok güzel çıktı. Böyle hani spreylediğinizde saçlarınızı açtığınızda burası falan böyle yapışıyor ya da çok aşırı sert oluyor ya. Bunda o olmadı. Denedim, kullandım. O yüzden size çok rahat bir şekilde gösteriyorum. Sönsüz duş sonrası saçımı yapacağım şimdi. Şuraları şöyle bir tarıyorum. Ve şöyle döndürerek saçlarımı toparlıyorum. Bunu da buraya alıyorum. Hemen lastik tokamı alıyorum ve bu şekilde sıkı bir lastik toku olması gerekiyor ve bu şekilde hallediyorum. Şimdi şöyle kalıntı gibi görünüyor burada. Şimdi o kalıntı da taradıktan sonra gidecek olan bir kalıntı. Şu ensemin buralarındakini de şöyle tıklıyorum. Bu farelerimin burasını da
stikliyorum. Bu arada spreyle yaptığım zaman ıslak saçla yapıyorum çünkü olmuyor. Şuraları bu şekilde. Bu tarak olmadan bu olmuyor. Çünkü böyle kalıntı şeklinde kalıyor. O yüzden bu tarak mutlaka olmalı. Bu saçı da size göstermiş oldum. Hazırladım. Ay ben hazırlandım, giyindim. Bugün arkadaşlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Olga unutmamış. Çok güzel bir çiçek yaptırmış. Yine renkli, yine pembe. Güzel. Teşekkür ediyorum. Hepimizin Dünya Kadınlar Günü bu arada. Kutlu olsun. Çok güzel ama yine. Ne kadar canlı. Su koydum. Ve hemen çiçekleri de şöyle koyacağım. Güzel oldu be böyle. Bence farklı oldu. Hemen masaya götüreyim bunu. Çok kötü asansör arkadaşlar. Çünkü evlerinin içlerini yaptıranlar var. Tadilat var. Tadilat var. Aşağıyı falan bir görseniz yani. Şantiye gibi. Şantiye, evet. Şantiye tekrar kurulmuş gibi falan. Yani şöyle, ilk üç kat sıkıntılı. Kolon ve kiriş hariç sıkıntılı. Yani o tarz bir şey yok. İşçilikle alakalı bir sıkıntı vardı. Şimdi görseniz aşağıya size göstereyim. Ha burada bu arada, burada mermerler vardı bizim. Yani şunlardan vardı işte. İşte buralar şu yapılıyor. İşte merdivenler yapıldı. Şuralarda sıkıntılar vardı. Buralar yapılıyor. Bunlar işte şey, düştü. Ben buradan inerken bir şok oldum işte burayı görünce. Şantiye gibi yani şu anda. Böyle. Bakın. Ay biz geldik ama kapalı. Neden kapalı? Üzgünüm, deneyemedim. Ne yapalım, nereye gidelim? Ne istersen. Çıktık yani bir kere. Ne istersen. Ama çok da uzaklaşmayalım yani. Ne diyorsun? Yoğun bir ilgi olmuş. O yüzden de ürünleri tükendiği için kapatmışlar. Hemen storylerine baktım. Keşke bunu bir saat önce bakmış olsaydım. Şu anda yola çıkmamış olacaktık. Şöyle bir yer yeni açılmıştı. Bari buraya gelelim dedik. Bir deneyelim. Çocuk alanı falan da vardı. Öyle hatırlıyorum. Kahvaltı yer ama biz bir kahve içmeye geldik. Kadınlar günü olduğu için bir çiçek verdiler. Karanfil. Neyse seni buketin arasına koyarım. Yapay değil be. Değil mi? Canlı be. Bak. Canlıymış. Çiçek profesörü mü oldum başıma? Çiçekte ben bence çıtayı çok yukarıya çıkardım. Bilmiyorum, doğum günüm yaklaşıyor. Keşke oraya mutlaka gidelim, olur mu? Çok istiyorum. Bunu tatmayı. Demek ki bu saate kalmıyor, bitiyor. Yemeği beraber yapalım diye. Ne diyorsun? Zaten evden çıkmadığını demedin mi sen en son? Beraber yemek yapalım dedim. Aa öyle. Bugün Tolga ile beraber yemeği yapıyoruz. Biz kahvemizi içelim, ondan sonra bir dükkana uğrayacağız. Tolga laptop unutmuş, benim edit yapmam gerekiyor. Siz yoksa beni mahvedeceksiniz video atmıyorum diye. O yüzden editimizi de yapabilmek için laptop alacağız. Ondan sonra da eve geçip zaten yemek hazırlığına gireceğiz. Biz eve geldik arkadaşlar. Yemek hazırlayacaktım size. Böyle planlamıştım ama aşırı derecede acıktık ve migrenim tuttuğu için hemen böyle aperatif, ekmek arası bir şeyler yedik ve ağrı kesici içtik. Bugünü de böyle sonlandırmak istiyorum. Planladıklarım olmadı bugün de. O yüzden de çok da şey olmadı yani. Yani istediğim gibi bir gün de olmadı ama yine de kamerayı açtığım bir gün oldu. Spora başlıyorum tekrardan uzun bir aradan sonra. Tabii ben aldırdığım süreçte falan da yapamamıştım. Çok böyle zorlayıcı hareketler olamaz. Çünkü hamlarım. Yüksek ihtimalle de hamlayacağım. O yüzden spora da çok fazla ara vermek istemiyorum. O yüzden tekrar yarın spora başlıyorum. O yüzden yarın sporda görüşürüz. Bugünü böyle bitiriyorum. Yeni bir günden daha herkese merhaba. Dün çok az sizinle beraberdik. Çünkü planladığım şeyler olmadı. Spor saatim bugün de çok erkendi ama ileri bir saate aldık.
Öğlen 3 gibi falan gideceğim. İlk defa o saatte bir spora geçeceğim. Nasıl olur bilmiyorum ama çok fazla zorlamayacağım kendimi. Büyük ihtimalle Ali Hoca da çok fazla zorlamayacak. Uzun süredir spor yapmıyorum. Bu arada kahvaltımı yaptım. Bir de akşam yemeği için hazırlıklarımı da yaptım. Böyle patatesli tavuklu bir yemek yapacağım. Çok seviyoruz. Çok güzel oluyor. Spora gitmeden önce mutlaka kahve içmeyi tercih ediyorum ve kahve içiyorum. Hani biraz enerji versin diye. Aslında sabahtan ziyade bu saatler gerçekten çok daha iyi oluyor. Çünkü işlerimi hallettim. Ama sabah da iyi oluyor spor saati. Gerçekten çok dinç oluyorsunuz. Bilmiyorum, Araf'tayım. Spor saatimi değiştirebilirim. Hemen kendime bir kahve yapacağım. Onu içeyim. Bir şey söyleyeyim mi? Hava da sıcak. Bence böyle soğuk bir kahve de yapabiliriz. Düşünelim. Buzumuz varsa neden olmaz? Çok az buz var. Olmaz. Hemen bir Türk kahvesi yapalım. Bugün hiç içmediğim için biraz fazla gidiyoruz. Okey, tamam. Teşekkür ediyorum. Sen ne yapıyorsun? Hello, beni özlemişlerdir kesin. Ben bile özledim seni. Şafşal, ben de seni özledim. Patlış. Hazretinden prangalar eskittim. Ay sen de. Salı ben de İstanbul'a gideceğim de ondan şey yaptım. Ne? Duruşmam var çarşamba. Anladım, tamam. Salı akşamdan gideceğim. Bye. Bye. Bu sene konuştuk ama arkadaşlar, yüksek lisansım Araf'taydı. Yani şöyle başlamıştım ama sadece tezim kalmıştı. Hocam vesaire değişti. Çok tatlı bir kadın. Telefonda konuştuk bugün sabah. Beni aradı. Bir pazartesi tanışalım. Projeyle alakalı bir konuşalım istedi. O yüzden pazartesi günü de Mersin'e gideceğim. Yüksek lisans muhabbetimiz tekrar başlamış bulunuyor. Hem de tez muhabbetim başlamış bulunuyor. Allah yardımcım olsun. Öyle kahvemi içiyorum ve giyinip hemen spora geçiyorum. Arkadaşlar eve geldim. Spordan sonra yine gün içerisinde ikinci duşumu da aldım. Tolga'nın başı çok şiddetli. Hemen ona yemek girişiminde bulunacağım. Bu arada her şeyi hazırladım, doğradım. Patatesli beşamel soslu bir tavuk yapacağız. Fırında tavuk yapacağız. Malzemelerin hepsi hazır. O yüzden hemen böyle hızlı bir şekilde size, çok detaylı değil. Yani her şeyi hazırladım. Öyle tek 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 doğramakla uğraşmadım. Böyle tak tak size tarifi de vereceğim. Pratikte olacak. Hemen tavuğu yapıyoruz. Şöyle doğradığım tavukları tavaya alıyorum. Bu arada 500 gram tavuk. Küp küp doğradım. Şöyle bir sulanacak. Sonra suyunu bırakacak. Ondan sonra soğanları, biberleri ve baharatları ekleyeceğiz sadece. Bayağı yüksek ateşte bu arada. Suyunu çekti ve hemen böyle bayağı bir yağ ilave ediyorum. Bir adet soğan ve bir adet de sarımsak ilave ediyorum. Bayağı küçük çektim çünkü içinden böyle ağza gelmesini istemiyorum. Şöyle soğan ve sarımsakla da biraz çeviriyorum. Şimdi biberleri ekliyorum. Böyle yeşil biberleri şöyle doğradım. Ve kırmızı biber var.
Tüm malzemeler bu kadar. Bunu boğaca alıyorum. Kavrulsun. Biz hemen beşamel sosumuzu yapalım. Beşamel sosu söyleyeyim, ondan sonra bırakayım yani. Bilindik bir şey. 2 yemek kaşığı tereyağı. 2 yemek kaşığı un. Direkt atıyorum içine. Ve 2 su bardağı da süt, ama ben bir tık sütü fazla koyuyorum. Ve karıştırıyorum. Benim muskatım yok ama annem yaparken mutlaka içerisine beşamelin muskat rendeler ve gerçekten çok lezzetli oluyor. En yakın sürede biz de alalım ve beşamellere muskatı eklemeyi unutmayalım. Kokluyorum ve bir un kokusu almıyorum. Evet, un kavruldu. Yavaş yavaş süt ekliyorum. Çok hepsini, ay yok, hepsini bir anda eklemiyorum. Bu arada hızlı karıştırmanız gerekiyor. Buraya da döktüm. Evet. Şimdi sürekli karıştıracağım. Puding yapıyor gibi. Topaklanmasına da izin vermeyin. Kaynadıktan sonra zaten katılaşacak. Ama çok katılaşmasına da müsaade etmeyin. Çünkü sonra bekledikten sonra zaten tekrar katılaşıyor. Şöyle. Bu kıvamda bıraktım. Tuz ekliyorum. Karabiber ekliyorum. Sizin evinizde muskat varsa lütfen muskatı rendeleyin. Çok güzel oluyor. Şöyle. Evet, beşamelimiz hazır. Kimyon atıyorum. Pul biber atıyorum. Çok az da zencefil ezmesi ekleyeceğim. Tavuğa çok yakışıyor. Yani bu iç tarifini değiştirebilirsiniz. Farklı farklı şeyler yapabilirsiniz. Bu okey. Patates haşlamıştım. Hiç püre şekline getirmeyeceğim bunları ve direkt küp küp doğrayacağım. Doğruyorum. O yüzden kolay bir yemek oluyor yani. Kolay ve böyle sanki zahmetliymiş gibi bir yemek oluyor. Bunu püre de yapabilirsiniz bu arada ama benim şu anda püre yapacak bir vaktim de yok. Böyle de gayet güzel oluyor. Şimdi bu şekilde doğradım. Biraz ezelim. Çok az, normalde üstüne koyacağım. O yüzden böyle arasına beşameli birazcık gezdiriyorum. Sadece yapışsın diye gezdiriyorum. Normalde bu tarifte üste koyuyorlar sadece. Ama ben şöyle birazcık da alta koyuyorum. Bir de yaptığımız tavuğu hemen böyle gezdiriyorum. Şöyle bu tavuğu iyice yayalım. Şimdi kalan beşameli de tekrar şöyle üzerine her yere gelecek şekilde bir şekilde eşit bir şekilde yaymaya çalışıyorum. Rendelediğim kaşarlarım var. Onları da böyle üzerine gezdiriyorum. Ve sadece kaşarı eriteceğiz ve kızartacağız fırına. Şöyle 200'e getiriyorum. Şimdi salataya geçiyorum. Şöyle yarım pancar bize yetiyor. O yüzden yarım pancarı sakladım. Bir havuç, bir pancar, bir de doğradığım maydanoz var. Ve bununla çok güzel bir salata oluyor. Biz çok seviyoruz. O yüzden hemen bunları sadece rendeleyeceğim ve sonra karıştıracağım. Şu an havuç gözüme az geldi. O yüzden şöyle minik bir havuç daha ekleyeceğim. Maydanozları ekliyorum. Tuz atıyorum. Bol ekşili çok güzel oluyor. Hazır. Bu arada bu geçen A101'den aldığımız tabakları kullanacağım. Ah Allah. Pilav yapmıştım. Onu da göstereyim size. Şöyle de mısırlı bir sade bir pilav var yanına. Evet. Çıktı. Hazır. Okey. Üçgen pay yapalım mı şöyle? Üçgen şeklinde. Yuvarlak yaptık ya. Ben fırından çıkarır çıkarmaz biz servis muhabbeti yapıyoruz. Ama yemek çok güzel. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Konuşuruz. Seni dinlemek istiyorum yani bugün. Efsane bir lezzet. Annen gibi yaptığından daha güzel olmuş sanki. Öyle mi diyorsun? Afiyet olsun. Kendi evimde yapınca daha biraz güzel. Biraz da ben böyle acı atıyorum ya üstüne. Bence sen de atmazsın. Çok güzel. Ben acı yemiyorum. O kadar. Çok güzel. Şunu kapatır mısın?
Çünkü yemek yerken kapatır mısın? Bunu mu? Evet. Ya ben izliyorum, bırakır mısın? Bir gün onun kapanışını çekmemişim. O yüzden kapanışını çekmek için hemen kameranın karşısına tekrar geldim. Bu videoda özlediğim rutinlerimi tekrar yaptım. Bu arada kameraya bilmeyenler vardır belki aranızda. Çok sonradan elime alıyorum. Bazı şeyleri bir tık da olsa açtıktan sonra elime alıyorum. Bu arada birçoğunuz da tekrar motive olmak için hani böyle güzel vloglar, enerjik vloglar bekliyorlar. Normalde videolarım hazır oluyor. Hazır da şu anda. Yani ama suçluluk hissediyorum. Yani atıp atmamak arasında sürekli gidip geliyorum. Böyle bir ruh hali de yaşıyorum bu arada. Soranlar olduğunda da bunu söylüyorum. Hani diyorum ki videoda işte... Bu videoda da var, bu vlogda da var. Saçımı başımı vesaire yapıyorum. Onlar benim rutinlerim. Ben onları yaptığım zaman hani kendime geliyorum. Aslında nasıl kendime geldiğimi de size bir tık da olsa göstermeye çalışıyorum. Bunları yapıyoruz. Ve gerçekten bunlar için zorluyorum. Yani normale dönmek için zorluyorum. Önceki vlogda da söyledim. Eşim çok panik. Eğer ben bir tık daha böyle normal davranmazsam daha da her şey bence panik ve daha kötü olabilir. Ben bu şekilde üstesinden geliyorum. Yani her şey normalmiş gibi davranarak ya da işte deprem mi oluyor, sallandık mı, böyle mi falan yapmıyorum. Çünkü evde zaten panik biri var ve benim ekstra panik olmam, benim ekstra stresli olmam, ben bu konuda daha güçlüyüm. O yüzden güçlü taraf olduğum için de bu konudaki dengeyi ben sağlıyorum. Benim de içime kapanmam, rutinlerimi yapmamam veya gülmemem, eğlenmemeye çalışmam, sürekli korku halinde olmam bizi daha da kötüye götürecekti. Beni de, eşimi de. Ben bu şekilde aşıyorum. Bende de diğer insanlara göre aksine çok daha farklı bir durum oldu. Evden çıkmak istemiyorum. Sürekli evde olmak istiyorum. Farklı bir yerde kalmak istemiyorum. O yüzden böyle zorluyorum. Ne bileyim, motive etmek için dışarı çıkıyorum. Ki gülüyorum, kendime geliyorum. Ve biz bu süreci ben en azından bu şekilde atlatıyorum. Normal yaşantıma devam etmeye çalışarak atlatıyorum. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Eğer kanalıma abone olursanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.